Gazeteci Kübra Par geçtiğimiz günlerde yangın politikaları nedeniyle hükümeti eleştiren Emre Kınay'a sert sözlerle yüklendi. Kübra Par önce kaplan sonra kedi başlığıyla kaleme aldığı yazısında şu sözlere yer verdi. Ne üslup var, ne adap, ne de doğru bilgi. Emre Kınay adındaki hevesli de oturmuş bir kıraathane bahçesine güya iktidarı eleştireceğim diye sallayıp duruyor. Neymiş efendim ihbarlar alıyormuş, iktidar yangınları kasıtlı olarak söndürmüyormuş. Dışişleri Bakanı yangınlar büyüsün diye yabancı ülkelerden gelen telefonlara çıkmıyormuş. Aptal değiliz, ne yapmaya çalıştığını biliyoruz diyor. Sallıyor da sallıyor. Eline bir kova su alıp dökmemiş. Oturduğu yerden ahkam kesiyor. Sonra ne oluyor dersiniz? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu videodan haberdar olup kınayı arıyor. Sonraki gün bir video daha çekiyor sanatçı kılıklı trolümüz. Bu sefer tonu bambaşka. Dünkü kaplan gitmiş yerine bir kedicik gelmiş yangınları kasıtlı olarak büyütmekle suçladığı Çavuşoğlu hakkında her şeyden önce Mevlüt Çavuşoğlu çok kıymetli bir insan diye söze başlıyor. Ardı ardına iltifatlar sıralıyor. Ülkeler verdikleri sözleri tutmamış. Uluslararası ilişkilerde olur böyle şeyler. Buradaki söylediğim şeylerin karşıtlıkla ilgisi yok. Uçak alacağımızı düşünüyorum diye 180 derece tornistan yapıyor. Peki en küçük bir özür ya da öz var mı? Yok. İktidar yangınları kasten büyütüyor diye ihbar alıyorum dedim ama bu doğru değilmiş. Halkı galeyana getirdim kusura bakmayın diye özür dileme var mı? O da yok. Paçalarına kadar sahtelik ve samimiyetsizlik akıyor. Mesele ne iktidarı eleştirmek ne de halkı bilinçlendirmek. Tek derdi dikkat çekmek. Bu tiplere bir de sanatçı diyoruz ya ona yanıyorum. Oysa hayatları tiyatro.